lojistik alanda faaliyeti gösteren bir firmaya konuk olduk. Metin Güzel ile gerçekleştirdiğimiz röportajı ekranlarınıza getiriyoruz. Efendim, Mersin'den sesleniyoruz sizlere. Tabii Mersin deyince de akıllara liman ticareti geliyor. Bizler de bugün lojistik alanında önemli çalışmaları imza atan bir firmadan sesleniyoruz. Merak ettiğimiz sorular var bu alanda. Tabii cevap verecek isim de şu anda yanımızda. Firmanın kurucusuyla birlikteyiz. Metin Güzel var yanımda. Merhabalar Metin Bey. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Ekip olarak bizleri ağırladınız. Çok sağ olun. Ne demek, dilerseniz öncelikle sohbetimizi sizi tanıyarak başlayalım. Sonra devam edeceğiz. İsmim Metin Güzel. 28 yaşındayım. 5 yıldır bu sektördeyim. 2 yıl gümrük alanı. 3 senedir de lojistik tarafındayım. Sektörün aslında her diliminde var olduğunuz. Dolayısıyla hakimiyetiniz de kuvvetli. Aynen. Biraz daha iyi. Peki şirket adına neler söylemek istersiniz? Şu anda faaliyetini göstermiş olduğunuz şirkette farklı çalışmalara imza atılıyor lojistik anlamında. Biraz sizi ve şirketinizi tanımış olalım. Ya biz deniz yolu ağırlıklı çalışıyoruz. Hava yolu ve deniz yolu ağırlıklı. Deniz yolu tarafında çok profesyoneliz. Kendimize güveniyoruz, operasyon kalitemize güveniyoruz. Çünkü lojistik sektöründe müşterilerimiz genelde hızlı dönüş, hızlı aksiyon istiyorlar. Evet. Hani biz de bunları çok iyi bir şekilde sağlıyoruz kendilerine. Tabii hız, zaman bunlar çok önemli kavramlar. Tabii ki de zamanla yarışıyoruz zaten. Bir de zaten bizim işimiz uzun bir süreç. Yüklemesinden karşı tarafa teslimine kadar uzun bir süreç. Biz bu süreci yönetiyoruz. Bu süreci nasıl yönetiyorsunuz? Başından sonuna kadar bir firma size çalışmak istediğinde nasıl bir yol izleniyor? Zaten firmaların talepleri oluyor. Talepler geldiği zaman biz onlara alternatifler üretiyoruz. Onların da seçtiği alternatifle devam ediyoruz. Tabii firma olarak birçok firmayla da içli dışlısınız. Çalışma portföyünüzü farklı kişiler oluşturuyor. Dolayısıyla her alanda her taşımayı üstleniyor musunuz? Nasıl bir hizmet sağlıyorsunuz? Yani biz deniz yolu ve hava yolu taşımacılığını üstleniyoruz. Karayolunu yapmıyoruz. Hava yolunda çok profesyonel değiliz ama deniz yolunda çok profesyoneliz. Her türlü ürün taşınabiliyor mu peki? Her türlü ürün taşınabiliyor, evet. Yani soğuk dediğimiz ya da sıvı dediğimiz... Tabii soğuk zincir taşımacılığı da mevcut. Kuru gıda da var, makine taşımaları da var, özel ekipmanlı yüklemeler de oluyor bazen. Hı hı. Standart ölçülerin dışında olan yüklemeler. Onlar da güzel bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Uluslararası bir ağınız var değil mi? Tabii uluslararası. Yurt içi çalışmıyoruz zaten biz. Sadece uluslararası taşımacılık. Genellikle Avrupa mı peki? İsminizden de anlaşılacağı Orta Doğu. Orta Doğu. Orta Doğu ağırlıklı. Amerika yüklemelerimiz de oluyor. Tabii Avrupa yüklemelerimiz de oluyor ama genelde Orta Doğu yüklemelerimiz daha çok oluyor. Evet. Peki buradan çok fazla size çalışmak isteyen firma da olacaktır. Ona neler söylemek istersiniz? Özellikle de çalışacağı isimleri, iyi araştırmaları konusunda neler tavsiye edersiniz? Tabii ki de sektör çok geniş. Alanında çok deneyimli firmalarla çalışmalarını öneririm. Ayrıca finans güçlerinin çok yüksek olması lazım bu firmaların. Onun dışında da yani bilgili olmaları gerekiyor, çok bilgili olmaları gerekiyor, hızlı aksiyon alabilmeleri gerekiyor. Hı hı. Gelelim hedeflerinize. Aslında genç girişimcisiniz, dolayısıyla mutlaka hayalleriniz, hedefleriniz vardır. Neler söylemek istersiniz? Tabii ki de biz de yani global bir firma olma yolunda ilerliyoruz. İnşallah 2024 sonuna kadar bu hedefimizi gerçekleştirmiş olacağız. Peki. Çok teşekkür ediyoruz bizleri konuk ettiğiniz için. Son olarak neler söylemek istersiniz? Varsa eklemek istediklerinizi alabiliriz. Sizi tercih eden firmalara çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de buraya geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Peki efendim. Yolunuz açık olsun. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz, Metin Güzel'le birlikte lojistik alanında keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.